Mert bayağı üzüldü tabii. Tam toparladık derken. Böylesi daha iyi oldu bence. Yani baksana Seda muhbirmiş. Duygularıyla oynardı Mert'in. Kayıp değil mi, hala bir haber yok. Aramıyorum da zaten, ne hali varsa görsün. Dört yanımı sarmışlar halide. Kim dost, kim düşman belli değil. En azından sevgilin belli. Hadi bakalım. Yedik içtik. Gelelim asıl mevzuya. Benimle bir sırrını paylaşacaktın. Sır derken içinde sen de varsın. Ben mi? Anlat bakalım şimdi, ben bunu daha çok merak ettim. Hazır mısın? Hazırım. İlk karşılaştığımız gece hatırlıyorsun değil mi? Taksim'e bindiğin gece. Nasıl unuturum ki Ali Rıza? Ben bir rüya gördüm Halide. Aynı böyle bir yerde oturuyordum. Ve karşımda sen vardın. İlk geceden rüyalarına girdim yani. İşin enteresan tarafı, ben o rüyayı gördüğümde biz henüz tanışmamıştık. Gerçekten mi? Kandırıyorsun değil mi beni? Ya rüya sonuçta. Nasıl anlatsam? İlk karşılaştığımız gece emin oldum haline. Rüyamdaki sendin. Bu çok güçlü bir his. Çok güçlü bir his. Peki nasıl bir rüyaydı? Yani biz ne konuşuyorduk? Ne yapıyorduk? Bir tekne varmış, onu bekliyoruz. Bizi alacak, götürecek buradan. Ama hava nasıl soğuk. Fırtına patladı patlayacak. Deniz köpürmüş. Diyorum ki, bu havada nasıl gideceğiz? Batarız. Şöyle baktın bana. Sana bir güldün. Batarsak beraber batarız dedim. Sonra? Sonra uyandım. Yani hatırladım bu kadar. Haydi bakalım, sıra sende. Ben sonra anlatsam olur mu? Yoruldum biraz. Dağıldım da. Sen de dağıttın. Olur tabii. Hadi bırakayım seni. Uyu, dinlen. Uyuyacağım. Belki rüyanın devamını da görürüm. Gerçi sonrası belli. Biz birlikte battık. Ben de seni kendi hayatımın karanlığına sürükledim. Halide, kimse bana zorla bir şey yaptıramaz. Ben kendi bildiğim doğruların peşinden gidiyorum. O yolda fırtına var diye de geri adım atacak değiliz, değil mi?